resim takımı çıkaracağım da. Tek elle de becerebilecek mi bu işi bilmiyorum. Şuralar kırlentiler, şu iki tane benim yastık için. İki tane de Yusuf'un yastığı için. Çünkü Yusuf hayatta mı hayatta. Şunu bu tarafın çarşafına kullanayım. Yusuf'un ev resmi yeni değişti. Benim ev resmi yüzümü almam lazım. Bakın gene hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım buranın böyle dağınık olmasına. Hem de hiç şaşırmadım. Aferin hayatım. Aşkım o gardırobunu niye karıştırmışsın gene şey gibi? Bebişlerim hoş geldiniz bu arada. Ben ikinci vlog başladım unuttum. Nerede benim ev resim yüzüm? Bunlar temiz bu arada kızlar. Şey anlamayın yani. Yelkeni daha giymedi bile. Evet şunu sereceğim yorganıma. Sıcak su torbası gece Yusuf kendine yaptı. Hastalıklardan kurtulamadık. Her yerimiz şey. Sakat çayımı içeyim. Yerinde aşkım yerinde atıyorum. Aşkım ben yemeği. Sana söyledim ya ben çektim senin göbeğini inanmadın bana. Oh be şu çamaşırlığı boş bu görebiliyorum artık. İkinci tur makinamı da attım. Göbek atar aşkım biliyorum göbek de kalp gibi atıyor. Niye atmasın ben o kadar cahil mi? Aşk olsun sana. Aşkım gel bu gardırobunu toparla. Bu bitmiş ya bunları alalım. Niye dün almadın eczaneye gittin ki? Bitti de dünden bitti, biteceği belli değil miydi zaten? Biri de bana desin ki. Aşkım bu şapkanı nereye saklıyordun da? Bak şu makine çalıştırdım. Tekrar göstereyim şu masaj aletini. Dehşet iyi bir şey. Bu iki taraflı olan daha güzel. Gıdığınızı yapabilirsiniz. Evet biraz iyileştiğime göre azıcık neşem olsun değil mi? Tam iyileşmedim de bakmayın size dediğime. Bunu geri kutusuna koyuyorum. Lütfen masajdan sonra kendi eşyalarınızı yerinize geri koyar mısınız? Sonra da bana diyor ki yaparsın diyor. Akşama yaparsın. Sizin arkanızı toplamakta bana zaman kalmıyor ki. Neyse onun da hakkını şey yapmayacağım. Hakkını yemeyeceğim. Çünkü o da dükkanda çok güzel çalışıyor kocacığım benim. Resimleri değiştirelim. El salı yorgan yüz. Çünkü neden olmasın? Of. Bana yardıma gelecektin ya canım. Sen de yemin ederim ev kadını gibi şey dedikodu dinler oldun bebeğim. Aşkım güvenimi çektin ya. Böyle elim ayağım çekiyor. E tamam çektim. E ne olmuş? Benden ne istiyorsun ya? Bir şey istemiyorum. Gel bana yardım et de işimiz bitsin gidelim. Ceviz yemişsin, yatak hep kırıntı. Sabah kalktım, çocuğu okula gönderdim, sobayı yaktım. Hamur yoğurdum, temizlik yaptım, çamaşır yıkadım. Sen de sadece uyandın, kahvaltı yaptın ve sadece çay içiyorsun. Neden bana destek olmuyorsun aşkım? Bu yastık da abicim ya. Telefonun sesi açık mı canım? Müşterim falan ararsa. Bebeğim bugün akşama kadar biter benim dükkan. Hatta vitrin yapmaya bile geçebiliriz. O kadar söyledim sana. İddialıyım. Ne düşünüyorsun? Konu. He? Anca ne biter biliyor musun? Ne biter? Alçı. Alçı mı? Alçılık ne var ki orada? Alçı ve kestirmeleri yaparım. Hiç şey olmaz. Kapı? Sen iyi misin ya? Üstünün üzerine orada. O benim senin kapı girişi var dedi. Benim sana. Orası komple alçı olacak. Bir kat çekeceğim, bir kat deneyeceğim çekeceğim. Kapı ne olacak? Hangi kapı? Kapının boyası. Onu ha, onu yapacağım. İçerisini ben oranın alçısını yapıp sonra kapıya geçeyim. Kazıma şeyi de alalım. Jilet. Evet, cam kazım alalım.
Boya mı alacağız kemerden? Alçı alacağız. Başka? Alçı alacağız. Ben bu satenlerle yatabiliyorum ama Yusuf pamuk istiyor. Ondan dolayı ona... Ben yatamıyorum satenlerle. Ona pamuk yorgan yüzü ve yastığı ayrı yapıyorum. Aslında Yusuf çok terlemez. Bizde en çok Aras çok terler. Hatta çocuk doktoruna randevu aldığım zaman bu Aras'ın çok aşırı terlemelerini de bir sormak istiyorum nedendir diye. Dün gece insan terler mi? Dün gece iyiydi. Çok terlemedi çünkü tişört ve şortla uyuttum. Gece kontrollü olarak üstünü örttüğüm için ince giydirip yatırıyorum. Ama yanında yatmadığım zaman üstünü açıyor diye korkuyorum. Uzun kol, uzun bacak giydiriyorum. O zaman da terliyor. Sabaha karşı da omuzları buz kesiyor. Kalkıp da üstüne çekmiyor da yorganı. Ya bilmiyorum ya. Vallahi çocuğun mu var, derdin var. Gene günümüze şükür de. Allah sağlıklarını versin. Üzücü yani. Kaç haftadır kafamda o çocuk öksürdükçe böyle gece rüyalarıma karışıyor. Kalkıyorum. Uyku tatlı oluyor. Geri yatıyorum bazen ama. Oy. Neyse. Aşkım teşekkür ederim bana gelip yardım ettiğin için. Ya bırak aşkım ya. Kapat o şeytan işini. Sana ağır bir şey, ben ne kaldırttırdım ki aşkım? Birkaç gün. İnşaatta düşürmüşsün göbeğini. Evet, inşaatta düşmüş aşkım göbeğini. Sen de çektin, teşekkür ederim. Şu saç lastiğini kaldır oradan istersen canım. Yorganla üşümüyorsun değil mi? Değiştirdim yorganla. Yorganla üşümüyorsun değil mi diyorum? Üşüyor, soğuk. Hatta niye niye atıyorsun o zaman üstünde? Senin yorganla yattım akşam üstüne. Biliyorum. Ben de dondum, poçkalarım ağrıyor, böbreklerim. Açık kalsın, açık kalsın, havalansın, ev sıcak. Oradan çok toz geliyor, o yüzden açmıyorum burayı. Evet, buradan gelir. Çünkü cam yırtık ya. Hem camı yırtık hem de çok aşırı toz geliyor oradan. Hı-hı. Toprak tarafı ya, nasıl böyle şey sanki. Şimdi ne yapacağız biliyor musun sen? Ha, çek şu çerçeve bebeğim. Takma ya. Bu benim, bir tanem, benim yorganım. Oğlana da bunu veriyorsun, oğlana da gelmiyor bu işte. Ben. Oğlanınkini değiştireceğim. Bunu yapmamışım. Olan için bundan yapma. Sen kendine... Tamam bir tane, tamam aşkım. Çift kat, bunu, bu yorganı çift kat kendine geçirebilirsin ama bize yapma. Nasıl yani çift kat geçireyim kendime derken? Bir tane daha üstüne koyabilirsin yani, sevdiğin için. Dalga geçiyorsun değil mi şu an? Evet veya dalga geçiyorsun şu anda, ben farkındayım. Yok öyle, niye dalga geçiyorsun? Yani iki tane sevdiğim evresimde ikisini üst üste mi takayım yorganın üstüne diyorsun? Teşekkür ederim. Böyle yapabiliriz ama bize takma, ben sevmiyorum. Tamam olan, sana zaten pamuk. Oğlan da sevmiyor aşkım. Oğlana kurban olurum ben. Nasıl da sarılıp yatıyor bir gitsen. Aşkım ben seni al oradan. Bu yanlış oldu bu yorganın yüzü. Ama hiç şimdi onun için uğraşamayacağım. Zamanım yok. Gerçekten. Kadın olmak çok zor ya. Gel şu lastik tarzı çarşafla şey yapacağız. Çarşafı çıkar canım. Kaçma. Nereye kaçıyorsun? Kaçmıyorum aşkım. Çıkar tatlının içindeki şeyleri dökmeden. Ceviz yemişsin ya. Yatak çökmüş iyice. Çökmüş, yeni yatak almamız lazım. Bak, i̇şte sen şimdi... televizyon diyorsun ya, televizyonun yerine yatak vermemiş. Bak hele, ortası gitmiş ya. Gider aşk. Kaç yıldır sonra? Bak hele, şşş, şöyle olmuş yatak. Vay. Aşağıdan yatak getirecektin. Güzel yüksek yatak var diyordu. Hadi. Önce bak taktik şu, şöyle yapıyorsun. Şey mi oldu bu? Bir dakika, ters mi oldu? Ne oldu? Bir açar şunu, bir açar. Şöyle yapalım. Şöyle olsun, tamam. Eteklerini altına koyacaksın döşeyi. Pamuk ya. Seni otellerde housekeeping olarak çalıştırmazlar biliyor musun? Şefin o kadar kızar ki sana. O kadar yavaşsın ki. Hadi bebeğim. Kesin bir yapacağım işlem var işte. Doğru söylüyorsun aşkım. Bu işten sen de anlarsın. Bana inşaatı ver. Bak buraya 2 saatte yapmış. Bak onu da tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Ben ne anlarım aşkım. Şimdi benim işim ev. Benim işim. İnşaat. Doğru ben de bir şey yapamam. Bilmem ne. Ver. Aşkım tam sıkıştırmadın ama galiba. Akşam geri bozulacak. Neyse dur bekle. Tut şu yorganın ucundan. Benim çok ağrıyor biliyor musun aşkım? Yoksa ben sana seni yormak istedim. Senin de göbeğin düşmüş oldun mu? Yok benim bel. Buralarda ağrım yok. Sen de herkese şey tanı koyuyorsun, teşhis koyuyorsun. Bence İbo'nun göbeği düşmüş. Ne diyor? O karın ağrısı vardı ya. Konuşmadınız mı?
Anlatmadım böyle bir şey olabilirim diye. Söyledim ya, ne? Ne dedi? Bir göbeğine bakmak lazım yatırımın. Tut bakayım. Olamaz mı aşkım? Bilemezsin. Olabilir de ağır bir şey hiç kaldırmıyor ki hayatımda. Onun önemli hiç değil. Yanlış şey hareketle bile düşüyor aşkım. Tut. Bu benim ikinci düşüş işte. Teşekkür ederim aşkım. Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın bu işi bugün halledemezdim. Değil mi? Evet. Ay! Bunu da yamuk yaptın ki. Bunu da yamuk yaptın. Arkandan tekrar ulaş. Geliyor gidiyor aynaya bak. Geliyor gidiyor. Bu kadar ayna sever bir insan. Şu adamın botoks yaptığını istiyorum. Botoks mu? Tövbe estağfurullah. Bir göstereyim. Sen önce karına yaptı botoksu. Şu kısmı bak. Sadece göstereyim istedim şu. Bir bak. Bir. Bir, iki, üç. Bir de şuram şöyle olmasını istiyorum. Aşkım yaşım 43. 44'ten gün oldu. Hı. Normal yani o kadar da olsun. Hayır, zaten yaşımı gösteriyorum ben. Hayır, yaşından genç duruyorsun bence. Ben de sana diyorum ki bak bak diyor. Bir bak ya. Ha, bakayım aşkım. Şu olursa. Bundan bir de. Biz birbirimiz olduğumuz gibi seviyoruz. Ben geldim. Bu işi de bitirdik şükür. Söyle. Şuraları Julian yaptıracağım. Julian ne ya? Şuraları hafiften şişiriyorsun. Şuralara biraz vuracağım. Biraz da şuradan botoks. Burada botoks yapan kişi varsa bizim... Var, şurada kozmetolog var. O bizim şey arkadaşım. Tamam. Arkadaşın eşi ise daha iyi. Ciddi misin? Erkeklere yapmıyorum. Niye? Biz insan değil miyiz? Müşteri mi seçiyorlar? Çok ilginç. Şaka bir yana. Bunu da akşam artık atarım. Ras aşkımın odasını toparladım. Ondan sonucuma okuma kitaplarını çıkardım masanın üstüne ki akşamları ben kitap okurken onun yanında o da kitap soruyor. Dedim ki al gözünün önünde kitabın kalsın. Şimdi inanın ağız tadıyla daha çayımı bile içemedim. Benim bir şey almam lazım. Söyleyin adını. Peçete almam lazım eve. Şu ilaçların hepsi kutular boşaltılacak. Şurada bir sürü ilaçlar var, ilaçlar. Bunların hepsi toparlanacak. Yiyeceğim bir şey var mı altına? Sebze bölümü ben bunları akşam saati yapacağım. Efendim canım? Bunu kapatacak mı? Var aşkım, tişörtlerim var uzun. Çıkalım yavaş yavaş. Anneme de mesaj atayım. O da gelecekse gelsin. Yok ya, bitmiyor. Oraya dönüyorum iş, buraya dönüyorum iş. Vallahi bitmiyor. Sen masayı silmiş miydin? Galiba yok değil mi canım? Silmemişsin ki, burada lekeler var. Salata az tuzsuz olmuş, tuz ekledim. Ben tuzlu bir şey yiyemiyorum. Acayip bir böyle tuza karşı ilgim var. Kapkara yapacak lavaboyu. Çay döktüğünüz zaman hemen böyle böyle lavaboda. Aa, kemere gideceksek ben bilekliğimi değiştireceğim. O çeyreklik bilekliğim var ya. İyi hatırlattın. Kuyumcuya önce onu bırakırız. Aslında onu tamir ettirmesem de satıp başka bir şey mi alsam yerine? Çeyrekli bilekli nereye yatıyorsun aşkım, gideceğiz dedik ya. Bu kirli mi? Kirli sepetini at bunu, kirliyse canım. Geçen eczacı komşumuz şöyle silverdim verdi ya. Bir kayınvalideme birini eve getirdim, birini anneme vereceğim. Oh, saatimi de takmıyorum. Niye takmıyorum ben saatimi? Bebeğimi de unuttum burada, senin hediyen olan. Bunu takalım. Şu olay. Bakın. Şurasından koptu. Çeyreklikli bileklik. Bunu değiştireceğim. Evet, öyle yapacağım. Bir tane kutuya koyalım bunu. Bunu değiştirelim. Çeyreğinle beraber veririm. Belki küçük bir şey alırım bileğime gene.
Haydi. Bu şarj ne için? Ağrı vardı. Ağrı var mı aşkım? Doğru mu şimdi? Aşkım ne kadar kıymetli canım var ya. Bu kirli mi? Bu dolabını düzenle bebeğim. Bak yine açtın, her yeri bıraktın öyle. Tamam bebişlerim, biz hemen çıkıyoruz. Ben mutfağı da toparladım. Tavamı makineye attım. Yağımı şu küçük tasa koydum. Kızartma yağımı. Gene bir tur gene kullanırım onu. Makinem çalışsın, akşam gelince asarım onları. Yusufçuğum, bu bendeki siyah boyayla bebeğim. Bu lavabodaki soyuk olan yerler var ya alttan. Alttan. Boyayabilir miyiz aşkım? Bu güzelliği benim için yaparsan çok mutlu olurum. Şunlar, şuralar. Tamam. Tamam canım. Bunları yaparım. Ay, teşekkür ederim. Ama şeyle. Kemer de komple hazır. Aman Allah'ım. Bebişlerim, biz kemere geldik. Annem barınaktan kedileri için mama alacakmış. Yusuf eczaneye uğrayacak. Ben kuyuma uğrayacağım. Yusuf burada yapı markete uğrayacak. Benim boya moyayı alacak. Annem diyor gelmişken ben de o zaman diyor masamı ve diyor merdivenimi boyayacak vernik rengi alayım diyor. Dükkana uğradık. İndireceklerimizi indirdik. Ondan sonra annem de sıvı yağ falan almış. Sıvı yağ kalmamıştı. Kemere geldik yani. Selime Sultan arabayı kullanıyor. Ben de bir yandan video yüklemeye çalışıyorum mobil veriden. Peki 7 GB'ım kalmış da artık ne kadar yükleyebilirsem. Normalde 75 GB'dan 7 GB kalmış bu ay. Anam şurayı nasıl yapmışlar? Gold ve siyah. Uyumu ne güzel olmuş değil mi? Beğendim. Şimdi yapı markete geldik. İnelim Yusuf seçsin malzemelerini. Hadi bismillah. Benim eski arabadan diyor. Şeker gibi diyor diye. Chevrolet değil mi? Chevrolet. Evet, eski arabamızın modeli. Neyse. Çantamı almama gerek yok. Onun sayesinde. Evet anneciğim, arabayı sattık, ev yaptırdık. Ne yapalım? Tamam canım. Evet anneciğim. Hadi inelim. Patron önden gitti. Bugün gene iş kıyafetlerini giydi çünkü zaten boya moya yapacak. Ben de öyle eşortman giyindim. Şey değil yani. Çok temiz giyinmeye gerek yok. Zaten her yeriniz boya oluyor. Anneciğim şunu bir dakika tutar mısın? Ben şu yeleğimi geçireyim gene de. Canım benim. Nasılsın Selime Sultan bugün? İyi, Allah'a şükür. Dünkü, günaydınlar. Dün eve gittikten sonra yarım saat senin mutluluğunu konuştuk. İbo Yusuf diyor ki ne kadar mutlu oldu, sevindi. Canım diyor boyası olunca diyor. Ha, evet, güzel oldu. Benim işlerim beklediği zaman benim canım. Evet, tez canlı annem de öyle bir an önce olsun istiyor. Ha, ne yaptı evet. Böyle bir tane şey yapışkan vernik. Ne güzel bir mod şey yapmışlar, bakar mısınız? Ben şimdi moda bulundum. Çok ilginç. Nasıl küçük bir kafe gibi bir yer. Evet. Gene aynı yapı markete geldik. Burayı daha önce çekmiştim size. Kızlar şöyle bir şeyle değiştirdim. 400 lira üstüne para verdim. Bu daha sağlam. Ağırlığı da daha yüksek. Gösterelim. Ne o? Biz şunu beğendik. Hangisini beğendiniz? Selime Sultan'la başlıyor. Vay. Ne kadarmış anne o? Sormayacaktık. Soramadık. 28 bin. E niye sen bileğine taktıklarını sormadın mı fiyatını? Ağlı işte. Ne kadar? 28 bin. Ha. Ama 22 ayar. Değil mi? Evet. Pandoralar da güzel. Neyse ben en azından bu alışverişimden memnun kaldım. Çünkü kopuyor. Sürekli şey sıkıntı oluyordu bana. Bu daha kalın. Hadi in birer kahve içelim. Şurada pastanede. Tamam, geçeyim mi ben? Nereye kahve içeceğiz? Pastaneye gidelim. Birer kahve içer çıkarız. Yılbaşı bileti aldın mı? Yusuf'un yılbaşı şeyini kimse alayım. Sorgulamasın. Al. Biz bunu sıfırına kapattık. Tamam. O kadar dar etmiyor, anladım. Dükkan daha geniş kalsın istiyorsun. Tamam. Ya senin şurada zaten geçeceksin, şurada yıkayacaksın. Şurası bu kadar geniş kalana gerek yok. Tamam. Başta burada yıkalım. Raf tamam. Sistemi de yapabilirsin. Bak burada raf sistemi var. Koy camı. Tamam. Tahta yerleştiririz, bir şey yaparız, raf üstüne korsun, kahve falan. Bunu da şuradan şöyle getiririz, şuradan döneriz. Hı-hı. Tamam mı? Bura kapı koymayız. Tamam. Açık kalsın burası. Kalsın. Anladın mı? Bu buradan şöyle geldi, şuradan şöyle döndü. Tamam. Şurası da zaten, anlatıyorum. Burası da zaten şuradan itibaren, gerçi soyunma kabini şuradan itibaren gelsin. Tabii ki, tabii geniş olacak. Geniş olacak soyunma kabini. Burası. Oradaki şu iki tane demiri sökeceksin değil mi? Bundan yoksa sökeceksin. Burada demir yok. Burada ben getirdim, şey yapmayacak mısın? Sen kapatacaksın böyle. Tamam olur, burada olur. Kapatmıyoruz biz. Bak, soyma kabini. Buradan başladık. Demiri buraya monte ettik, yuvarlak bir tane döndük diye. Tamam mı? Yuvarlak döndük. Ya da yuvarlak dönmek dört köşe de yapabiliriz. Dört köşe yapalım daha kolay. Tamam mı?
Ahşaptan da yapabiliriz. Hı-hı. Güzel getiririz. Konut pilav koyuz bir tane bırak, bir tane bırak. Bir tane de kapı yaparız. Tamam, o da olur. O da olur. Tamam. Hı-hı. Burada da senin boş alanın sadece neresi kalıyor diyeyim. Şurası kalıyor. Oraya draft sistemi koymayı vereyim. Ama karşıda da girdiği zaman böyle... Gözüksün. Tamam, askı sistemi yapacağım işte oraya elbiseleri de. Biz geldik, durum mücadelesi yapıyoruz. Bunları geri Yusuf de monte ediyor. Ben üzerine boyayacağım, rahat olacak böyle. Çünkü ay, ölçüsünü karıştırırız dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi ben de şimdi sana şunu söyleyeyim. Yanlış boya seçiminden dolayı bu boyalar böyle aktı. Yusuf bunları kazı dedi bana. Bunları kazıdı, gösterdi bana. Ben kazıyorum ama. Aşkım sen alçıyı yap, onları ben yaparım. Aşırı. Yapma canım, çok da göze batmıyor. Yani sadece evimizin kapısı değil sonuçta yani. Yapalım da bitsin. Hadi bebeğim. Tamam canım. Ben şu annemin dükkanındaki değişiklikleri göstereyim size. Bu cam onarıcıyı sorduk malzemecide. Yani böyle bir donduran üzerine ay, sürülen bir... Kaldığı şey nerede? Kovayı koydum canım, oradaki şeyin üstünde, rafın üstünde. Yusuf alçıya başlayacak. Uzun bir raf... düzeni tartışmasından sonra kafam zonkluyor. Hiç anlaşamıyoruz. Yusuf'la dükkan konusunda hiç anlaşamıyoruz. Şimdi annem ne aldı biliyor musunuz bebişlerim? Annem şöyle açık mavi renk, şu renklerde ahşap boyası aldı. Şunları falan boyamak için. Sonra bu boyaya 750 lira para verdik. 2,5 litre. Vallahi. Şu ahşap verniği. Şurası için. Parlatıyor çünkü. Şu rulo başlığı. Fırçalar almış iki tane. Şimdi size badanasını göstereyim. Ne kadar temiz oldu görüyor musunuz? Hem kapı. Kapılar komple dün boyandı. Bakın alçılar kapatıldı. Çok güzel oldu. Temiz oldu. Güzel oldu. Kapılar da güzel oldu. Komple. Yusuf şurayı da boyadı. Şunlar. Güzelce boyandı. Dışarıdan da ben boyamaya dün yardımcı oldum. Şuna kazıma bıçağı aldık. Göstereceğim size. Çok güzel, hayat kurtarıcı bir şey. Baksanıza kapıların o pasları, masları hep gitti. Çok güzel oldu. Böyle boyadık. Şöyleydi neredeyse. O kadar değil, abartmayayım ama. Şöyle kapılar gibi bir paslar vardı dışarıda. Yani dükkanlar eski ama hiç bakım da yapılmamış bu arada. O yüzden yepyeni güzel kapı gibi oldu. Annem mutfakta. Anne bu çöpü falan çıkarmayacağım değil mi? Birkaç günlük zaten, birkaç saatlik iş var. Bir şey getirdim dükkana. Annem çay demledi, bize çay getirdi birer tane sağ olsun. Annemin de boya işleri var işte, artık dekorasyon böyle. Bunlar falan boyanacak. Artarsa vernik şunları falan boyayacağız. Ondan sonra Yusuf'un dükkanında pek yapılacak bir şey yok. Canım niye elini soktun? Ben sana getirdim bir kaşık bir şey. Ellerine, gözüne dikkat etmen lazım. Gözüne bu arada ilaç aldı Yusuf. Evet, kapı böyle. Bana su getireyim birazdan. Su getireyim. Şu su olur mu? Dök, dök. Dök, dök, dök. Saten alçı aldık. Çuvalı 140 liraydı. 120. 140 yazıyor fişte canım. Devlamaları var ya. Dur, karıştıracak. Dün neyle karıştırmıştın? Kalan şeyleri de şu kapımın kenarlarına yapacak mısın canım? Bak şuraları paslanmış ya bebeğim. Bak bebeğim şuralar. Oraya yapılır mı bu saten? Ondan sonra bak senin bu kapının altı dökülmüş. Şurası olur mu? Olmaz olmaz. Ne çimento mu lazım oraya? Bak bu farklı bir şey aşkım. Anladım canım, tamam. Şimdi yani öyle boyama işini ben Yusuf'suz yapmayacağım. Çünkü bu örneği olsun diye tekrardan şeyleri koyduk. Yusuf örnek olsun diye bana bunları gösterdi. Raf sistemini yukarı aşağı karar verdik. Şöyle bir şey aldım. Maket bıçağı. Cam kazıyacağı. 130, 100. Ne kadardı bu kazıyacak? Ha 70 TL'ydi. 70 TL mi? Ha 70 TL. Şöyle görüyor musunuz? Böyle kazıyorsunuz bunu ama ucunda maket bıçağı var. Çok dikkatli kullanmak lazım. Şöyle geri koyayım, kapatayım. Onun dışında ben ne aldım? Kapı boyası aldım, siyah diyordum.
tekrardan boyanacak çünkü diye. Yani boyanan yerler kalacak da tekrardan böyle baksanıza şuralar falan. Bu su bazlı olduğu için çabuk kuruyacak, parlak. Şundan aldım. Annemde uç var. Bunu annemin şeyini boyarken lazım olur diye aldım. Kendime silikon tabancası aldım. 135 liraydı bu. Silikonlardan aldım ve maket bıçağı. Şunun ağzı için. Şunu geçen alışverişim almıştım. Raf sistemi için şimdi şuraya birkaç tane model göstereceğim. Bunlardan düşünüyorum. Düşündüğüm raf modelleri o şekilde olacağı için bu kadar fazla cama gerek yok. Şimdi orayı kazımaya başladı. Keşke maske alsaydım canım. Annemin arabasında var. Getireyim mi maske? Tamam. Öyle yani bebişlerim, buradayız. Bu vlogu bitireyim. Sizleri öpüyorum. Üçüncü vloga başlarım inşallah gene. Camları zaten yere indirmiştim kırılmasın diye. Ben de kapıyı kazımaya devam edeyim. Öptüm sizleri. Görüşürüz.